Hekim, hikmet sahibi bilge kişidir. Bu hedefe doğru üniversitemizin sağladığı eğitim altyapısı ve özgün eğitim programımızla güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşıp edindiği bilgiyi eleştirel değerlendiren, akıl yürütme becerileriyle karara varan, sağlığı koruma ve geliştirmenin kişilerin yaşam kalitesi ve gezegenimizin sağlığı için gerekli olduğunun farkında olan araştırmacı, topluma liderlik edecek, profesyonel değerlere sahip iyi hekimler yetiştirmek için buradayız. Bu eşsiz süreci birlikte yaşamaya, hayatı bilimle anlayıp bilgiyle yönetmeye ne dersiniz? Değerli üniversite adayları tekrar merhaba. Sabahleyin dekanlarla tercih masası programını açmıştık biliyorsunuz. İlk konuğumuzu ağırlamıştık. Yine sırada Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlgi Şemin var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz ilk seansı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizle yapmıştık. Buradan da adaylara hemen burada olma gerekçemizi açıkladık. Yine de hatırlatalım. Biliyorsunuz zorlu bir süreci tamamladılar. Sınav bitti. Şu anda puanların açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. Ama biraz önce de bahsettiğimiz gibi puanları almak kadar o puanlara uygun doğru tercihleri yapmak da çok önemli. Tabii. Biz her yıl olduğu gibi İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak dekanlarla tercih masası programımızla adaylarımıza biraz yol göstermeye çalışıyoruz. Fakültelerimize çalışıyoruz ve şimdi de Tıp Fakültesi hakkında eminim onların sorularını, kafalarındaki soruları, merak ettikleri konuları burada sizinle görüşüyor olacağız. Hızlıca başlayalım isterseniz hocam. Bu arada canlı yayında olduğumuzu ben tekrar adaylara hatırlatmak istiyorum. Eğer soruları olursa da bizim sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Biraz Tıp Fakültesi, özellikle İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim anlayışıyla başlayalım dilerseniz. Teşekkür ederim. Önce bütün sınava girmiş öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. En iyisi olsun onlar için. Tabii ki bu zorlu dönemde seçim yaparken karar vermek çok kolay değil. Eğer Tıp Fakültesi düşünüyor ise adaylar, onlara umarım bu konuşma yararlı olur. Bizim eğitim anlayışımız, biz her şeyden önce genç bir fakülteyiz. İlk kez bu yıl mezun vereceğiz. Dolayısıyla heyecanlıyız. Bu süreç içerisinde uzun bir hazırlık dönemiyle başladık biz eğitimimizi. O hazırlık dönemi içinde de nasıl bir hekim yetiştirmek istediğimizi önce koyduk ortaya. Bunu yaparken de günümüzün ihtiyaçlarını düşünüp, günümüzün olanaklarını ele alıp ona göre eğitim hedeflerimizi önce belirledik. Sonra da eğitim altyapımızda üniversitemizin de sağladığı olanaklarla onların en çok uygulama yapabilecekleri, en çok kendilerini gelişmiş hissedebilecekleri tarzda oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla az sayıda öğrenciyle, bol uygulamayla öğrencinin aktif katılımını sağlayacak yöntemleri kullanarak eğitimimizi planladık. Ama bu günümüzün ihtiyaçları neler diye düşündüğümüzde de aslında farklılık yaratabilecek taraflarımız ortaya çıktı. Tam da bu noktayı aslında biraz açmak isterim. Siz de altını çiziyorsunuz. Çünkü aslında yeni bir fakülte, bunun bir takım avantajları var. Biraz önce bahsettiniz siz de. Güzel bir müfredat çizmeye çalıştınız. Yani geleneksel tıp fakültesi eğitiminin olmazsa olmazlarının da dahil olduğu ama yenilikçi bir anlayışı da benimseyen yepyeni bir yol var önlerinde. Dolayısıyla bunu biraz açalım isterseniz. Bu farklılığı, siz onu farklılık olarak tanımladınız. Bu da İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne özgü bir farklılık olsa gerek. Dolayısıyla bunu biraz somutlaştırmakta fayda var. Ne tür farklılıklar var? Özellikle çünkü Tıp Fakültesi zaten aslında kararlı bir kitlenin
tercih ettiği bir alan. Evet. Dolayısıyla bir karşılaştırma yaparken oldukça bilinçli bir kıyaslama yapabileceklerdir diye düşünüyorum. Biz bu farklılıkları net biçimde isterseniz sıralayalım biraz. Her şeyden önce değişen koşullara uygun uyum sağlamış olan bir hekimi yetiştirmek istiyoruz. Ve bu becerisi de gelişmiş olan. Çünkü artık günümüzde çok hızlı değişimler oluyor. Sağlığı ilgilendirecek dünyanın, gezegenin etkilendiği olaylarda meydana gelen sağlık sorunlarına yaklaşmayı bilebilecek. Ama her şeyden önce gezegen sağlığı içinde yaşayan insanı nasıl etkiliyorum kavramsal olarak kavramış, anlamış olan ve buna karşı yapabileceklerinin neler olduğunu fark eden bir hekim yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla müfredatımızın içinde gezegen sağlığı var ve o da bizim ayrıcalıklı tarafımız. Bu sizin benimsediğiniz, bu fakültenin, tıp fakültesinin benimsediği bir yaklaşım, öyle değil mi? Evet. Gezegen sağlığı gezegen olarak herhalde bir bütünsel bakış açısından bahsediyorsunuz. Esasen bahsettiğimiz o. Çünkü içinde yaşadığımız ortam bizim sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla gezegendeki değişimler, örneğin küresel ısınma, insan sağlığını etkileyecek neler yapıyor veya nüfusun artışı, insanların hareketliliği, mobilitesinin artması, bizim o nüfus artışıyla beraber doğada etkilendiğimiz durumlar neler? Bütün bunların sağlığa etkilerini içeren bir yapı, bir parçamız var müfredatımızda ki bu Türkiye'de ilk, dünyada da daha yeni yeni müfredatlara girmeye başladı. İkincisi mesela yine farklı diyebileceğimiz taraf yaşam biçiminin sağlığa etkisi veya hastalıklarda yaşam biçimi değişikliklerinin ne tür kazanımlar sağlayacağıyla ilgili bir başka parçamız var. O da önce kendi sağlıklarını, yaşam biçimlerinin hangilerini değiştirerek sağlam tutabilirler. Bununla başlayıp sonra yaşam biçimindeki değişikliklerin sağlığa etkisi, sonra da tedavide yaşam biçimi değişiklikleri nasıl uygulanmalı gibi bir müfredatın bütününde devam eden bir ayrı parçamız var. Burada da tabii yaşam biçimi derken neleri kastediyoruz? Aslına bakarsanız kronik hastalıkların ki günümüzün çok büyük sağlık problemi kronik hastalıklar, diyabet gibi, hipertansiyon gibi, kalp rahatsızlıklarına neden olabilecek durumlar gibi. Artık bunlar ölüm nedenlerinin başında gelmeye başladı. O yüzden bunları da oluştuktan sonra tedavi etmek için çok daha büyük maliyetler öne sürülüyor veya kullanılmak zorunda kalınılıyor. Halbuki koruyucu taraf ön plana çıkarılırsa, yaşam biçimi değişiklikleriyle olmaları engellenirse hem maliyet etkin hem de daha sağlıklı bir toplumun oluşmasında çok önemli olacak. O yüzden biz yaşam biçimi tıbbını da müfredatımıza aldık. Bunun içerisinde beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi gibi çok farklı parçalar var. Onun dışında söyledikleriniz çok önemli konular aslında değil mi? Evet. Yaşam biçimi dediğimiz aslında elbette tedavide nitelikli tedavi becerisi kazanmak bu eğitimde çok önemli ama o tedaviyi gerektirmeden de bir takım tedbirlerin işte bu sizin bahsettiğiniz tanımladığınız yaşam biçimiyle bir takım tedbirlerin alınmış olması da çok önemli. Bu farklı bir bakış açısı tıp fakültesi açısından bence adayların da önemli incelemeleri gereken bir durum. Bir başka konumuz özellikle tıp fakültesinde aslında bütün tanı koyma ve tedavi süreçleri belirli bir sistematikle akıl yürütme becerisi gerektirir. Öğrencilerin duruma eleştirel bakmaları, problemi tanımlamaları ve o probleme yaklaşırken de sistematik yaklaşma becerisi kazanması gerekir.
biz kendi müfredatımız içerisinde bunu birinci sınıftan kritik düşünme ile başlıyoruz. Sonra doğru kaynaklara ulaşıp o kaynaklardan edindiği bilgiyi değerlendirme becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Doğru kaynaklar derken güvenilir kaynakları kastediyorum. Çünkü bilgi çok fazla kesinlikle. Şu anda günümüzde. Kirli kirliliğinden bahsediyoruz biz evet. Sürekli iletişimde. Hem de koca bir bilgi kirliliği var. Onun içinden kendisi için en doğru ve güvenilir olanları seçip onları oradan edindiği bilgiyi de sentezleyerek kullanabilme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu üçüncü sınıfta klinik akıl yürütme ile devam ediyor. Orada da hastalıklara bu becerilerini hastalıkların tanısında nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Tedavi seçimlerinde hangi algoritmik düşünme tarzıyla düşüneceklerini seçiyorlar. Sonra klinikte de bu becerileri kullanıyorlar. Bu da müfredatımızı yaparken çok önemsediğimiz bir parçaydı. Onun dışında tabii ki bunun için eğitimimizin İngilizce olması büyük avantaj sağlıyor. Evet, buna değinmek istiyorum aslında. Benim de notlarımın arasında var bu. Yabancı dil. Çünkü biz biraz önce de ilk programda da bahsettik. Burada özellikle uluslararası nitelikte mezunlar verebilmek için önemli bir özellik bu üniversitenin İngilizce eğitim. Ama bazı fakültelerimizde bunun bir takım kısıtları ya da belli oranlarda olması var. Hukuk fakültesi bunlardan bir tanesiydi. Bu durum tıp fakültesinde nasıl ve İngilizce eğitimin önemi nedir? Biraz ondan bahsederseniz. Tabii ki artı eksileri her şey gibi onun da var. Ama ben burada kritik, yani eleştirel düşünme, bilgiye ulaşma ve o bilgiyi kullanma becerilerinde İngilizce biliyor olmanın bilgiyi o zaman çok büyük oranda kaynaklar bir anda kaynağı sonsuz, değil mi? Açılıyor. Evet. O çok, yani dünya insanı oluyorsunuz ve o dünyada yeni oluşmuş bütün bilgilere ulaşabilme, rahatlıkla ulaşabilme şansınız oluyor. Bu büyük bir avantaj. Hatta burada oluşan bilgileri de tüm dünyaya aktarma konusunda da herhalde bir önemli evet. Köprü değil mi? Bir başka, o mutlaka var. Bir başka avantajımız daha var. Bizim üniversitemizin sağladığı olanaklarla biz dünyada kullanılan eğitim kaynaklarını da fakültemizde kullanabiliyoruz. Akuifer gibi, Lecturio gibi doğrudan öğrencilerin etkileşimli eğitimle uzaktan eğitim alabilecekleri kaynakları kendi müfredatımızın içerisinde kullanabilme şansımız oluyor. O da büyük bir avantaj sağlıyor. Yine eğitim olanaklarımızın içerisinde çok iyi bir kütüphanede elektronik veri tabanları var. Bu da çok geniş bir elektronik veri tabanını kullanabilme şansı getiriyor İngilizce eğitim olması ve üniversitenin sağladığı olanaklar da tabii. Bunlar bizim için çok önemli avantajlar haline geldi İngilizce eğitimle. Evet, şimdi hemen oradan devam edelim. Adaylar için aslında önemli konulardan bir tanesi de mezun olduklarında iş bulma olanağı. Evet. Aslında burada eminim, yani hiç şüphesiz hekimlik konusunda çok ciddi anlamda bilgi ediniyorlar, yetkinlik kazanıyorlar. Bu dil avantajı da biraz önce siz de söylediniz, özellikle uluslararasılaşma, gerek yurt dışındaki kaynaklara ulaşma, gerekse kendi becerilerine yurt dışına aktarabilme de önemli. Bunun yanı sıra ülkemizde de ciddi anlamda sağlık turizmi gelişiyor. Evet. Bu konuda da ciddi yatırımlar var. Herhalde bu da iş imkanı konusunda önemli kapılar açıyordur. Dilin de burada çok tabii. Büyük önemi var değil mi? Evet, yani mutlaka olacak. Sağlık turizmiyle ilgili rahatlıkla iş olanaklarını değerlendirebilecek öğrencilerimiz. Bir başka avantajı daha oluyor. Erasmus'ta birçok öğrencimiz öğrenciliğinde yurt dışında staj yapma olanaklarını çok rahatlıkla kullanabiliyorlar tabii. Kendilerine daha fazla güvenli tekrar hatta iki kere gidenler var onu söyleyeyim.
yurt dışındaki eğitim olanaklarından da yararlanma fırsatları oluyor. Bir başka şey, yine biraz daha farklı bir alanına açıldık. Aslında öğrencilerimizin uluslararası sosyal ilişkilerini arttırmayı sağlıyor. Hı hı. Öğrencilerimizin bir kısmı mesela Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde, hatta yönetici pozisyonlarında bile olabiliyorlar. Gurur verici gerçekten. Gerçekten çok gurur verici. Bu ağları gelişiyor. Onlarla iletişimleri artıyor ve kendilerini o grubun içerisinde bir birey haline getirebiliyorlar. Bunlar da ekstra avantajları. Aslında İlgi Hocam, siz tıp fakültesinin çok önemli, özellikle müfredattaki çok önemli özgün noktalarını değindiniz ama bir nokta daha var benim de yakından takip ettiğim. Aslında hekimlik yetkinliği, hekimlik konusunda edindikleri bilgi, değerli bilgiler kadar sizin eğitiminiz sosyal yönde de ciddi beceriler kazandırıyor öğrencilerinize. Mesela iletişim fakültesi olarak da yakından biliyorum. Sağlık iletişimi konusunda da çok güzel dersler birlikte tasarlıyoruz. Evet. Buna çok önem veriyorsunuz. Çok. Bunu da altını çizelim isterseniz. Kesinlikle. Yani tıp aslında fen bilimi olarak sayılır ama aslında çok önemli sosyal bilim alanındadır da. Çünkü insan doğrudan iletişimle ve onu bir bütün olarak algılayabilmeyle iyi hekim olunabiliyor. Gelen hastanızı ne kadar iyi anlar, onunla ne kadar iyi doğru iletişim kurabilirseniz hem tedaviye uyumu çok artıyor hastanın, hı hı. hem size güveni artıyor, hem de tabii sadece iletişim değil, yanın sıra etik, hı hı. profesyonellik, eleştirel düşünce demiştiniz başlangıçta mesela. O da onun içinde bir parça. Yani bunlar topluca, hı hı. bir hekim, tanımladığımız hekimin farklı özellikleri. Yani bilgi yetmiyor iyi bir hekim, hı. olmak için. Onu hastayla doğru şekilde etkileşerek uygulayabilme gerektiriyor. Hı hı. O zaman hasta size güveniyor ve verdiğiniz tedaviye daha uyum sağlıyor. Onun için biz çok önemsiyoruz gerçekten. Biraz önce bir toplantıda önümüzdeki yılın iletişim becerilerini konuştuk. Harika. Önce insan insana iletişimle başlıyoruz. Kendini anlama, karşıdakileri anlama ve onlarla doğru iletişim tekniklerini öğreniyorlar. Ondan sonra klinik iletişim becerilerine geçiyoruz. İlk 3 sınıfın içinde bu söylediklerim. Orada simüle hastalarla, yani hasta rolü yapan kişilerle hem öykü alma hem muayene etme becerilerini geliştiriyorlar. Daha sonra klinikte gerçek hastayla bu beceriler devam ediyor. Hı. Ve çok önemsiyoruz tabii. Etiği de çok önemsiyoruz. Hı, profesyonellik deyince her türlü, sadece hasta hekim ilişkisi iletişimi değil tabii söylediğimiz. Yazılı iletişim becerisi bir grubun içerisinde, hı hı. çalışmak. Sonuçta bir ekip işi, ekip, aslında evet, değil mi? Sağlık. Evet. Onların o ekibe liderlik edebilme özelliklerini de kazandırmaya, hı hı. çalışıyoruz. Liderlikle mesela ilgili şeyde, klinik dönemlerde özel eğitimimiz, hı hı. var. Ki bu da çok önemli. Bulunduğu yerin lideridir, hı hı. hekim. Ama grup iletişimini düzgün oluşturmakla, evet. yükümlüdür. Yazılı iletişimini çok iyi yapmak zorundadır. Çünkü hastayı devreder, konsültasyon yapar, onun sonuçlarını verir. Yani sadece hasta hekimin sözlü iletişimi, hı hı. yetmiyor. Bütün bu alanlarda da beceri kazanması gerekiyor. Onları profesyonelliğin içerisinde hepsini birden kazandırmaya çalışıyoruz. Tıp fakültesi eğitimi deyince klinik uygulama herhalde vazgeçilmez bir aşama. Özellikle son sınıflara yaklaştıkça. Bizim fakültemizde, tıp fakültemizdeki klinik uygulama olanakları konusunda da biraz bahsedelim isterseniz adaylar. Evet. Bizim afiliye olduğumuz Medical Point Hastanesi'nde klinik eğitimleri büyük çoğunlukla görüyorlar. Daha başka, hı hı. kurumlarda da tabii ki ek uygulamalar yapıyorlar ama esasen bu şekilde Medical Point Hastanesi'nde yapıyorlar. Bizim en büyük avantajımız
öğrenci sayımızın az olması. Şu anda birçok üniversitede öğrenci sayılarının fazlalığı gerçekten uygulamalarda sıkıntı yaratacak düzeye gelmiş olabiliyor. Bizim öyle yani bir şansımız öğrenci sayımızın az olması. Böylece öğrencilerimiz bol miktarda birebir uygulama yapıp hocalarıyla da yakın iletişimle bu uygulama sürecini geçirebiliyorlar. O yüzden klinik uygulamamız oldukça iyi gidiyor. Aslında değindiğiniz bir nokta canlı yayına gelen sorulara da yakın. Daha doğrusu yani çok doğrudan ilintili diye düşünüyorum. Öğrenci sayılarımızın nispeten tercih olarak ama az tutulduğunu. Çünkü kontenjana ilişkin bir soru var. Kontenjan sayılarında değişiklik olacak mı diye. Böyle bir şey öngörüyor musunuz? Öngörmüyorsunuz. Bunun da bir sebebi var aslında değil mi? Yani biz mümkün olduğu kadar birebir çok sayıda uygulama yapabilmesini sağlamak istiyoruz öğrencilerimizin. O yüzden bu sayı bizim için avantajlı. Erasmus'u biraz önce bahsetmiştiniz de özellikle de faydalarından çok bahsettiniz ki biz de hemen hemen her fakülte aynı şeyi düşünüyordur herhalde diye düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir deneyim. Yani çok. Hem akademik bir deneyim hem de bence kişisel gelişimleri anlamında da kesinlikle. Erasmus'u şiddetle bütün öğrencilere her zaman tavsiye ediyoruz. Adaylar için de cazip bir durum diye düşünüyorum. Bu konuda bir soru var. Erasmus yapıldığında dönem kaybı ya da yıl kaybı oluyor mu sorusu var. Şöyle söyleyeyim. Bizim tıp fakültelerinde birazcık müfredatlar, yıl içerisindeki müfredatlarda farklılıklar vardır. O yüzden bizim öğrencilerimiz daha çok yazın gitmeyi tercih ediyorlar. Yazın 2 aylık gidişleri tercih ediyorlar. Şimdiye kadar kış şeyine giden olmadı henüz. Ama olabilir. Kayıp olur mu bilmiyorum. Yani gidecekleri planlama yerin... çok önemli burada İlgi Hocam. Tabii tıp fakültesine özgü belki başka durumlar vardır ama ben kendi kişisel bilgimle şöyle belki yönlendirebilirim. Doğru zamanda planlayarak çünkü orada alınan derslerin burada bir takım karşılığı olması gerekiyor. Zaten bu konuda şöyle bir uygulamamız da var burada adaylara söyleyebiliriz. Danışmanlarımız var. Hem öğrencinin kendi birebir danışmanı var hem de Erasmus danışmanlarımız var. Yani öğretim üyelerimiz bu konuda, öğretim elemanlarımız bu konuda öğrencilere yol gösteriyorlar, destek oluyorlar. Birlikte iyi planlandığı takdirde bir dönem kaybı olacağını düşünmüyorum. Yok, bizim seçmeli dersimiz kapsamında gidiyorlar ve daha çok yazın gitmeyi tercih ettikleri için hiçbir dönem kayıpları olmuyor. Ama daha uzun gidecek olurlarsa yine dediğiniz gibi iyi bir planlama yapmak gerekir. Onun için de bizim de bir hocamız bilfiil gerçekten çok emek veriyor bu bunun konuda için. Bütün üniversitede uygulamada gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Danışmanlık zaten bu üniversitenin önemli ve başarılı imkanlarından bir tanesi. Çok yakından ilgileniliyor. Şimdi çok spesifik bir konu soru var. Kadavra üzerinde çalışma imkanı oluyor mu? Kadavramız var. ama anatomi uygulamalarımız sadece kadavrayla yapılmıyor. Öğrencilerin diseksiyon yapma taleplerine göre hocalarla planlamalar yapabiliyorlar. Ama onun dışında elektronik öğrenme kaynakları, maketler gibi farklı öğrenme kaynaklarını da hemen kullanıyorlar. Elektronik dediniz, ben bir ekleme yapayım. Teknoloji tıp fakültesinde ne durumda? Yani teknolojik, biz biraz önce onu bahsettik. Ender Hoca ile tasarım ve iletişimde çok önemli, dijitalleşme çok önemli, yapay zeka inanılmaz bir boyuta geldi özellikle son yıl. Tıp fakültesinde ya da tıp camiasında bu durum nedir? Bizde de tabii ki bütün dünyada olduğu gibi o elektronik kaynaklar birçok başka kaynağın önüne geçer hale geldi. Mesela bizim elektronik tıp dediğimiz bir özel alanımız var ve o alanla ilgili hocalarımız da var. Bu kaynakları araştırarak eğitime dahil etmeyle uğraşıyorlar. Mesela biz COVID zamanı uzaktan laboratuvar uygulamaları yapabilecek elektronik materyaller kullandık.
Yani tabii ki laboratuvarın yerini almaz ama o dönemki gereksinimlerimizi karşıladı. O koşullar altında en iyi imkanlardı. Onun dışında mesela şöyle şeyler var anatomide artık. Gözlüklerinizi takıp üç boyutlu sanal gerçeklikli anatomi uygulamaları yapabiliyorsunuz. Kadavrayı çevirip kat kat açarak oradaki yapıların neler olduğunu inceleyebiliyorsunuz. Şimdi bunların ne avantajı var? Bunların öğrenci kendisi öğrenmeye çalışırken okul dışındaki alanlarda onun öğrenmesini kolaylaştıracak büyük bir olanak sağlıyor. Dolayısıyla bizim çok gelişkin bir elektronik tıp birimimiz ve olanaklarımız var. Bu konuda ciddi yatırımımız var. Aslında adaylar için de bu çok önemli bilgi. Çünkü tıp fakültesinin bu tür gelişimlere, yeniliklere adapte olabilmesi aslında bu konudaki yatırımını ve bu konudaki bakış açısını gerektiriyor. Belki karşılaştırma yaparken bu noktaya dikkat etmelerinde fayda var diğer tıp fakülteleriyle. Yani bizim elektronik ortamdaki öğrenme materyallerinin içerisinde etkileşimli hastaya yaklaşım olanağı sağlayan şeyleri çok önemsiyoruz biz. Akuifer gibi. Orada hem akıl yürütmeyi daha iyi algılayabiliyor hem de kendi başına bir hasta yönetiminde ilerleyebiliyor. Bu olanaklarımız gerçekten çok iyi. Ama yani bir fiil uygulamalarda çok önemli. Onu ondan hiç, da vazgeçilecek bir durum yok. Vazgeçilemez. Evet. İlgi Hocam, süre çok hızlı ilerliyor. Tabii ki tıp fakültesi çok dolu dolu bir eğitim müfredatı içeriyor, konuları içeriyor. Sorular da geliyor ama dediğim gibi bir süre kısıtımız olduğu için bunun daha detaylarını hem sizlere buraya ziyaret ederek ulaşabilirler. İnternetten takip edebilirler birçok bilgiyi. Ben son olarak adaylara tavsiyelerinizle kapatmak istiyorum ama bir soru daha var. Gerçi bunu çok uzun uzun tartıştık ve vurguladık, altını çizdik ama özellikle tıp fakültesi Türkiye'de Türkçe ama buradaki İngilizce eğitimin ne tip avantajlar olduğu yine bir merak konusu olmuş. Belki bu tavsiyeler içerisinde başlangıçta yine onu bir özetleyerek alabilirsek bu soruyu da cevapsız bırakmamış oluruz. Biraz önce söylediğim gibi aslında İngilizce eğitim, yani Türkçe eğitimin avantajı kendi dilinizde öğrenmenin kolaylığı. İngilizce eğitim ilk sömestr öğrencileri biraz zorlayabiliyor gerçekten ama sonra alışıyorlar. Avantajları da çok gerçekten. Birincisi dünyayla iletişim kurmalarını, kolaylıkla iletişim kurmalarını sağlıyor. İkincisi kaynaklara rahatlıkla ulaşıp o kaynakları kolayca okuma ve anlama kolaylığı sağlıyor. Bir de bizim için kaynak genişliği sağlıyor. Yani çok çeşitli olanakları fakültede eğitim içinde kullanabiliyoruz. Önemli bir kütüphanede elektronik altyapı var. Onun kullanılabilmesi çok kolaylık önemli. Sosyal anlamda kendileri için böyle Erasmus gibi olanaklardan hiç rahatsız olmadan, ürkmeden onlara ulaşabilmelerine neden oluyor. Ve dediğim gibi EMSA gibi uluslararası öğrenci birlikleri içerisinde ağlarda kendilerini yer bulmalarını sağlıyor. Aslında başından siz söylemiştiniz, bir dünya vatandaşı oluyor. Dolayısıyla hekimlik becerisini de tüm dünyaya aktarabilme becerisi de kazanıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Peki. Mesela çok kolaylıkla öğrencilerimiz bitirmeden bir araştırmayı bitirip onu yayın haline dönüştürebiliyorlar. Uluslararası yayın haline dönüştürebiliyorlar. O da bizim için gurur kaynağı oluyor. O olanağımız da var gerçekten, araştırmaya öğrencilerimizi katmak için. Özel bir araştırma yolağı yaptık meraklı öğrencilerimiz açısından. O yolağa girip kendi araştırmalarını da yapabiliyorlar. Ben hepsine gerçekten başarılar diliyorum. Gönüllerince olsun, önleri açılsın, her şey gönüllerince olsun diyorum. Çok teşekkürler İlgi Hocam bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.